Bu kamyonlar, büyük kamyonlar bizi çok fazla zor sıkıntıya geçiriyor. Mesela biz çocuklarımızı mahallede eskisi gibi yürütemiyoruz. Büyük iş makineleri çalışıyor ve bu bizim yollarımızı daha fazla bozuyor. Çocuklarımızı eskisi gibi sokakta, şeyde yürümelerine izin veremiyoruz maalesef. Bizim hayatımızı çok fazla darlaştırdılar bu şekilde. Dikmece köyünün bütün geçim kaynağı öncelikle zeytin, bir de tarım arazisi, herkes. Bizim buğday alanımız çok. Yani herkes buğdayla, ekmekle geçiniyordu. Bütün insanlarımız, herkes, köyün %80'i diyebilirim ki tarımcı, hepsi zaten çiftçi. Büyük bir katliam yaptılar ilk önce açık arazi olarak. Ondan sonra şu an gözlerini zeytinliklerimize diktiler maalesef. Şimdi ilk bu Hatay'da işte 20 Ocak'ta mı kamulaştırma yapıldı? Olağanüstü halken birinci etap burası, ikinci de Güldere'nde yapıldı. Yani ilk kamulaştırılan alanlar. Bu bizim yukarı birinci etap. Sonra aşağı ovaya indiler. Ve yani o zaman direnmiş başladı bununla ilgili. İşte biraz direnmişi gördüklerinde tamam dedi, biz buradan vazgeçeceğiz bu üst etaptan, ama aşağı etaplardan karışmayacaksınız bize, ovadan. Ve yani doğrusu kandırdılar bizi. Şöyle bir şey oluyor. Devlet sana mahkemeyi açıyor. Senin hiçbir şekilde haberin yok. Devlet tarafında da zaten avukat da var. Bunu E-Devlet'te araştırdığımızda baktık ki devlet bize dava açmış. Bu süreç bir ay sürüyor. Bir aydan sonra zaten tapodan düşüyor arazimiz ve babamın hesabına para yapıyor. İster çek, ister çekme diyorlar. O arada zaten arazimiz aldık. Sen ne yapabilirsen yap. Yetkili insanlara daha önce bizimle konuşmaları için bize herhangi bir açıklama yapılsın diye çok sesimizi duyurmaya çalıştık bu şekilde, ama hiçbir şekilde bize ses vermediler. Sadece kepçelerin köyümüze girdikten sonra bunu anlıyoruz bu şekilde. Yani bizimle iltibata geçmiyorlar. Bizim kendimize has övgü bir yaşantımız var. İleride çocuklarımızı biz dışarıda bırakamayacağız mesela. Kimin gelip kimin gideceğini bilmiyoruz. Hangi insanlar burada gelip yerleşecek hiçbir şekilde bilgi yok. Zaten devlet de bize hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Yani biz şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, muhatap hiç kimseniz yok. Biz zaten genel, belki biliyorsunuz, en fazla jandarmalarla muhatap olduk maalesef. Yani bir yetkili biri çıkıp da bize bilgi vermiyor. Tabii ki vallahi yani gelecekten endişeliyiz. Yani şuraya kadar, bu bizim dibimize kadar geldiler. Yani ileride burası kamulaştırıldığında gelecekler buraya, bakacaklar bizim köye. Eski bir köy. Valla manzara kirliliği var. Gel kentsel dönüşüm altında belki bizim evlerimizi yıkarlar. Ve hatta rezerv alanı ilan edebilirler. Yani geleceğimizden endişeliyiz. Ne olacak bilmiyoruz. Ve köyümüzde yapılan 5 etap var. Köyün toprağının %80'inin kadar. Buradaki etapın %95'i zeytinlik. Aşağıda etapların %60, %70 hepsi zeytinlik. Yani hepsi zeytin ağaçları. Yani gerçekten endişeliyiz. Geleceğimiz ne olacak bilmiyoruz. Ve bütün köyümüzün geliri zeytinliklerden, çiftçilikten.